hiçbir şey olmadı hikaye. Gene gitti. Köprü parası %44 artmış. Ya hani şimdi ister istemez şunu diyorum. İyi ki diyorum yol köprü möprü yapıldı yani. Ya yapılmasa ne yapacaktık? Bunun bir manası yok ki. %44 zam ne demektir ya? Yani buradan İstanbul'a gideyim dediğin anda 250 lira otoyol ve köprü parası ödüyorsun. Uçakla gitsen daha iyi. 80 lira en azından uçak. Bilemedin 85. Bilmiyorum. Bu enteresan bir konu. Bu konuya hakikaten enteresan. Hani bana çok mantıklı gelmiyor. Ne poşet konusu, ne otobanlara yapılan zam çok mantıklı değil. Hani insanlar geçmesin diye mi acaba zam yapılıyor? Hani git dolan ya da bilmem ne seferlerini kullan. Reklama girerdi, isim söylemiyorum firmayı. Bilmem ne seferini kullan, denizden öyle geç ya da git işte Karamürsel'den dolan İstanbul'a öyle git. Bu mu yani? O zaman o köprü niye yapıldı? Niye borçlandık biz? Vatandaş geçsin diye. Bırak geçsin. 250 lira değil de 25 lira yap o otobana, bak nasıl çalışıyor vızır vızır. Günde bir tane iki tane araç gireceğine 100 tane araç gire, hem devletin cebinden hem bizim cebimizden para çıkmaz. E zaten yaptın, o yol durup duruyor orada. Boş mu dursun? Bırak çalışsın. Hani bu şeye benziyor. Eleman aldık çalışmıyor. Olsun, önemli değil, biz onun maaşını verelim. Ya var mı böyle bir şey? Aldın elemanını, bir ihtiyacın var ki aldın. O yol ihtiyaç için yapıldı değil mi? Evet. E bırak çalışsın o yol.